Merhaba sayın izleyicilerim. Bugünkü konuğum BOTEK Görüntü Güvenlik Sistemleri Otomasyon Müdürü Sayın Kemal Baş. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle biraz kendinden bahsetmeni istiyorum. İsmim Kemal Baş. Teknik lise mezunuyum, Anadolu Meslek Lisesi. 2009 yılında burada son yılımı okurken BOTEK Görüntü Güvenlik Sistemleri ile birlikte, yani sizle tanışma fırsatım oldu. Sizde bir yıl boyunca bir staj eğitimi aldım sizin yanınızda. Orada Intercom ürünlerini tanıdım. O zamanki teknolojiye yeni yeni tanışmam sizle beraber oldu. Daha sonra hafta sonları çalışarak diyeyim. Hafta içi 2 gün okula gidiyordum. 3 gün sizle beraber staja geliyordum. Hafta sonları da kendi çalışmalarımla üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Sonra üniversite sınavı güzel geçti. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğini kazandım. Okulum süresince değişik eğitimler de aldım. Bölümüm itibariyle farklı mühendislik disiplinlerini bir arada toplayan bir bölüm bu. Böylece kendimi bir geliştirme fırsatı buldum. Daha sonra yazları bizim bölümle alakalı olarak stajlar yaptım. Öncelikle bir Sintermetal'de üretim teknikleri üzerine çalıştım. Daha sonra On Air Medya'da yine telekomünikasyon üzerinde haberleşme olarak bir eğitim aldım. Son ve uzun dönem stajımı da Siemens Türkiye'de, yani Kartal'da tamamladım. Burada da sanayi tipi otomasyon sistemlerini tanıdım ve orada üretim bandındaki makinelerin tasarımını yapıyorduk ve programlamasını yapılıyordu. Ben de burada eğitimler aldım. Okul bittikten sonra mezun oldum. Bir Amerika'ya gitme fırsatım oldu. Orada biraz sezonluk işlerde çalıştım. Aslında bu benim kendi kişisel gelişimimdi. Hem biraz dünyayı tanımak, biraz vizyon sahibi olmak, hem de İngilizceme biraz katkısı olsun diye gitmiştim. Daha sonra oradan döndüm. Bir şekilde ailevi sebeplerden dolayı dönmek zorunda kaldım. İlk işim, ilk başvuru yapmadan önce size karşı bir borcum olduğunu düşündüm. Çünkü ilk staj zamanımda bana çok yardımcı oldunuz ve üniversiteye hazırlanmamda da bayağı bir önümü açmıştınız. Yani izin vermiştiniz, ben hatırlıyorum. Artık staj yapma, git öyle, ders çalış demiştim. Evet, kitaplarımla geldiğimi de hatırlıyorum. Siz de son bir ayda bana yine izin vermiştiniz. Yani bu sayelerde güzel eğitimler alabildim. Neyse, toparlayalım. Bunları yaptıktan sonra tekrar sizinle geldim, görüşme fırsatı buldum ve siz de olumlu baktınız. Hemen pazartesi günü işe başladım. Yani şimdi, siz de böyle güzel bir şey oldu. Kemal, senden çok gurur duyuyorum. Öncelikle çünkü teknik lisede staj yapan çok arkadaş var bizde, biliyorsun her sene değişiyorlar. Belki de Intercom'un ilk dönemleriydi, evet. Senin benle staj yaptığında, Mehmet abinin stajıydı. Evet. Ama o kadar böyle keyifli, o kadar işine odaklıydın ki böyle bir lise eğitiminden sonra böyle bir üniversiteyi kazanabilmen çok büyük bir başarı. Evet. Ve bunu bir büyük başarıyla bitirmen daha da büyük bir başarı bizim için. Bizim ekipte olman tabii ki bizi gururlandırıyor. Teşekkür ederim. Ama sen çok güzel şeyler yapıyorsun. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bizim bir eksiğimiz vardı, otomasyon. Evet. Biz otomasyonu yeni yeni başlarken sen ekibimize dahil oldun. Evet. Şimdi neler yapıyoruz? Bir onları anlatalım. Şöyle, BOTEK'te öncelikle sadece Intercom vardı. Intercom'la otomasyonu birleştirmek gerekiyordu. Bu çünkü yurt dışında da bu şekilde, biz tamamen yeni bir sistem, otomasyon sistemi. Otomasyon sistemi insanların hayatlarını kolaylaştıran, eve daha gelmeden evin sıcaklığını ayarlayabilen, panjurları açıp kapatabilen ya da bir güvenlik durumunda bir evde bir gaz tehlikesinde, bir yangın tehlikesinde direkt gazı kesen, evden çıkarken evden elektriği kesen, bu şöyle artılar sağlıyor. Ülkemizde de büyük ölçüde de böyle olmakla birlikte yurt dışında da bu şekilde. Tamamen elektrik, yani yangınlar elektrik kontağından meydana gelmekte. Öncelikle biz evden çıkarken istiyoruz ki evimizdeki elektrik
tamamen gitsin. Tabii ki buzdolabı hariç bir şekilde ürünler bozulmasın diye. Daha sonra gaz kesme, su kesme. Evde bir su baskını olduğu zaman suyu kestiriyoruz. Bir gaz durumu olduğu zaman gazı kestiriyoruz. Ya da herhangi bir alarm sistemi olduğu zaman, herhangi bir hırsız alarmı gibi durumlarda kullanıcının, son kullanıcının cep telefonuna bir çağrıyla veya direkt polisi de arattırabiliriz adresle birlikte. Şimdi interkom sistemiyle otomasyon sistemini neden birlikte yapıyoruz? Interkom sistemi bildiğiniz üzere sadece dışarıdaki görüntüyü sesli ve görüntülü olarak içerideki kullanıcıyla görüştürmektir. Önceden tamamen bas konuş, sesli olarak bir görüşme varken şu an IP sistemleri konuşmaktayız. Ev otomasyonuyla da bunu birleştiriyoruz. Çünkü şöyle, aslında her ev otomasyonu daire bazlıdır. Fakat dairede bulunan bir alarm durumunu biz kişiye veya sitede bulunan güvenliğe aktarabilmemiz için bunun bir altyapısının hazır olması gerekir. Elimizde de BOTEK'in en çok kullandığı IP interkom var. IP altyapımız zaten hazır. Biz de bunu dedik ki neden otomasyonla birleştirmeyelim. Bu şekilde olduktan sonra ürünlerimizi otomasyon ürünleriyle interkom ürünlerini entegre çalıştırabilmek için çalışmalar yürüttük. Bunların kodlarını ayarladık. Biliyorsunuz BOTEK interkom kendi içinde kapalı bir sistemdir. Linux tabanlı çalışmaktadır. Bu şekilde olduğu zaman piyasada bulunan diğer otomasyon ürünlerinin bizimle konuşması gerçekten çok zordu. Kimse giremezdi bu konuşmaya. Bizler de otomasyon ürünlerinin gerçekten kaliteli olan ürünlerle yalnızca konuşturmaya çabaladık. Şöyle bildiğiniz gibi... Şimdi bir es verelim. Şimdi birincisi, ilk ürün başladığında yaptığımız şeyler vardı. Evet. Alarm sistemleri, yani işte pır dedektörü vesaireyi güvenlik noktasına göndermekti. Evet. İkinci aşamasında SMS göndermek vardı ama telefona direkt olarak göndermeye yeni başladık. Evet. İkincisi de bu su kapatma alarmı aldığında bir kontak göndererek suyu ve serenit vana kullanıldığında gazı kapatabiliyorduk. Evet. Bu daha önce yaptığımız sistemlerdi ve bir öre yardımıyla da evden çık eve gir moduyla elektriği kapatıp açıyorduk. Evet. Senin takımımıza katılmanla beraber otomasyonda gerçek otomasyon sistemlerini evet. uygular hale geldik. Evet. Bunlar neler? Birincisi elektrik kontrolünü yapabiliyorsun. Interkomla konuşturuyorsun ama oturan bir evi nasıl konuşturabiliyorsun? Wireless mı kullanıyorsun? Evet. Burada da wireless otomasyon kullanıyoruz. Şöyle, wireless kablosuz ürün demek aslında. Mevcut bir bina düşünelim. Bu binada kimse evinin kırılıp dökülmesini istemez. İstemiyor. Tadilat istemez. Bizde zaten BOTEK hazır ürünlerimiz var. BOTEK interkom ürünlerinin şöyle bir artısı var. Ürünler tamamen sonraki yapılabilecek geliştirmeler için açık yazılım bırakıyor. Yani kendi içinde bir anda geliştirebilir şekilde bırakıyor. Yani şu an herhangi bir BOTEK marka bulunan bir binaya gitsek, yeni bir yazılım, yalnızca bir yazılım yükleme ile orayı otomasyona uyumlu hale getirebiliriz. İstersek 45, 50 veya 60 farklı fonksiyonlu bir yere getirebiliriz. Şöyle, şimdi kablosuz otomasyona geri dönelim. Kablosuz otomasyonda bir tane ana modül var, gateway var. Daha sonra röle modülleri var, kablosuz yine tamamı. Şöyle diyelim, bir tane mesela bir lambayı kablosuz yapacağız. Gateway'imiz var. Gateway'imiz bizim interkom cihazımızla konuşuyor. Daha sonra bu bir tane anahtar düşünelim. Eski sistemlerde şöyledir. Elektrik kontrolü önce anahtara gelir. Anahtardan lambaya gider tek bir faz olarak. Anahtar sadece fazı kontrol eder. Eski sistemler böyleydi. Biz de mevcut bulunan yerde direkt anahtarın arkasına kablosuz bir modül koyarak onu da gateway ile zaten kendisi konuşuyor, RF olarak konuşuyor. Kablosuz dediğimiz zaman internetteki yayınlar gibi düşünülmesin. Bu tamamen güvenli ve insan sağlığına da herhangi bir tehlikesi yok. Radyo frekansı gibi evet. mi? Evet, tamamen radyo frekansı gibi. Bu ürünler birbiriyle konuşabiliyor. Burada mesafe sorunu yok. En güzel olayı bu. Şöyle. Bir de ölçü çok önemli. Evet.
Kablosuz ürünler tek tek gateway ile, yani ana modülle konuşmasına gerek yok. Burada kablosuz modüller kendi üzerinden Zigbee mantığıyla atlamalar olarak da konuşabiliyor. Bu şekilde eviniz 60 metrekare de olabilir, 500 metrekarelik bir villa da olabilir. Bunun hepsine bir sonu yok. Uygulayabiliyorsun. Tabii, bunun bir sonu yok. Böylece bu oluyor. Mevcutta yapılan bir uygulama otomasyonu. Bir de projeler geldi ve gerçekten otomasyon yapmak istiyorlar. O zaman KNX protokolüyle mi ürün yapıyoruz? Birkaç farklı protokol var. Tabii ki dünya standartlarını düşündüğümüz zaman tabii ki KNX'tir. Bildiğiniz gibi KNX Fransa, Hollanda ve İsviçre'nin birlikte otomasyon firmalarının görüştüğü, ilk başlarda görüştüğü. Dediler ki biz beraber bir protokol çıkaralım. Bütün ürünler birbirleriyle çalışabilsin. Şu an herhangi bir X marka bir KNX ürün alırsanız, KNX altyapısına uygun bir altyapınız varsa, ürünleriniz varsa direkt entegre ederek çalıştırabilirsiniz. KNX'in böyle bir en büyük avantajı budur. KNX diğer markalara göre, yani diğer otomasyon mantıklarına göre biraz pahalı görünebilir. Ama artıları, güvenliği ve erişilebilirliği, ürün çeşitliliği çok fazla. Şu an KNX markasında 400'ü aşkın şirket KNX'e üye olmuş durumdadır. Bizim bunlardan ürünlerimiz de... biz de olduk. Tabii. Bu sene itibariyle biz de KNX'in ürünü, yani partnerlerinden biriyiz. Bizlerin ürünlerini de KNX'te konuşturarak, KNX'in gerekli sertifikalarını alarak birlikte çalıştırmaya başladık. Bununla birlikte yalnızca bina konutları değil, okul projeleri, hastane projeleri, stadyum projeleri, bunlara da yönelinebiliyor. Yani aslında otomasyon geleceğin işi. Evet. Yani kızımın da zaten senin bölümünü seçmesi herhalde bundan. Evet, hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Bir elektroteknik diye bir bölüm varmış, bir de mekatronik diye bir bölüm varmış. Demek ki gelecekteki mühendisler sizler gibi olacaklar. Sürekli kodlamayı bilen, işte otomasyonu bilen, cep telefonuyla bunu işleten, teknolojiyi sürekli takip eden mühendislerle kadromuz büyüyecek. Şimdi burada şey de var, enteresan bir şey var. Bu otomasyon aslında bir konfor olmaktan çıkıyor, bir gereklilik haline geliyor. Yaşam konforunu arttıran ama bir gereklilik. Bu gereklilik aslında elektrik kontrolüyle başlıyor. Bununla ilgili bir ölçüm yapmayı düşünüyor musun? Yani mesela işte otomasyonlu binalardaki tüketimin azalması ve bununla alakalı işte enerjinin bize kazandırdığı artı katma değeri. Biz şöyle bir çalışma yürütmüştük arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi evde bulunmadığımız sürece evde kullanılan bütün ürünlerde hali hazırda bir laptop olabilir, makineler olabilir. Kullanılmayan ürünler, evde kimse yok, kullanılmaması gereken bunlar bir elektrik tüketimi yapmakta. Biz buradaki otomasyonla birlikte bu tüketimleri azaltarak minimum düzeye indirmeye çalışıyoruz. Tabii ki her şey sıfırlanmayacaktır. Mevcut dolanımda da bir tüketim mevcut. Ama yaklaşık %30 gibi, 35 gibi bir tasarruf sağlamakta şu anda. Siz eve geldiğiniz zaman eviniz canlanacak. Yani burada ölçü çok açık. Gerçekten zaman tasarruf devri. Tasarruf zamanında da biz de üstümüze düşeni teknolojiyi geliştirme açısından BOTEK olarak yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel paketlerimiz var. Yeni uygulamada yaptığımız, hani çıkardığımız ve benim hep bütün düşüncelerimi de ortaya koyduğumuz. Bunlardan bir tanesi interkom ürünümüze uygulayacağımız sadece elektriği kontrol eden ve manyetik kontakla beraber kapıyı kontrol eden bir paket. Evet. Yani bu şu demek. Eve geldim, evden çıktım moduyla evin elektriklerini kapatabiliyorsunuz. Onunla beraber de manyetik kontağı aktif hale getirebiliyorsunuz. İkinci paketimiz yine elektrik kontrolü, termostat, yine manyetik kontaklı bir paketti. Üçüncü paketimiz de artı sonsuz dediğimiz insanların konforuna göre gelişen bir paket. Evet. Peki, bunların aktif çalışmaya başladıklarında insanların çoğu bunu arar hale gelecek değil mi? Evet, şu an insanlar gerçekten durumun farkında değil. Avrupa'da bu
tamamen standartlaşmış durumda şu an. Sizin sunduğunuz bu ekonomik pakette bile çok kısa ölçüde olsa bile gerçekten güvenlik sağlıyor. Bayağı hırsız alarm yani bu. Evet. Bir kapımıza bir... Ve bunu telefonla aktif edebilecek. Evet, cep telefonumuzla bunu aktif edeceğiz. Cep telefonumuzla yine bunu kapatabileceğiz. Ya da bir alarm durumu yine cep telefonumuza gelecek. Bu gerçekten artık bir gereklilik olmaya başladı. Hepimizin değerli eşyaları demeyeyim, hani fiziksel olarak yani parasal olarak düşünmeyin. Gerçekten manevi değerleri çok yüksek olan ürünlerimiz var, eşyalarımız var, her şeyimiz var. Güvenlik her zaman bizim önceliğimiz olmuştur. Her zaman da hem önce güvenliği sağlamak, ondan sonra kişisel konforumuzu sağlamak görevimiz oldu. Güvenlikle beraber konfor. Evet. Çalışmalar daha da hareketli gidecek. Sen tabii ki takımın çok başındasın. Hepsini organize ediyorsun, yazılımları organize ediyorsun ve çok yoğun çalışıyorsun. Gençsin, yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Ben de ya, gencim, sizin, hala çalışıyorum. Sizin enerjiniz sayesinde bu kadar. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ama ben şuna inanıyorum Kemal. Bir ilkokul öğretmeninin bir sözü vardı benim kızıma derse geldiğinde. Anladım ki iyi işler çalışıp başarmak ister. Çok güzel. Bu çok doğru bir şey. Biz ekip olarak baktığımızda gecemizi gündüzümüze katarak bir şeyler yaratmaya, Türkiye'ye bir teknoloji kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah Yüce Rabbim de bu emeklerimizin karşılığını bize sunar. İnşallah. Buraya kadar vakit ayırdığın, geldiğin ve bizim takımda olduğun için sana çok çok teşekkür ediyorum Kemal'cim. Ben teşekkür ederim. Evet, sayın izleyicilerim, bugün otomasyon müdürü Sayın Kemal Baş'ı ağırladım. Botek Görüntü Güvenlik Sistemleri'nin eskiden başlayan ama şimdi olan yeni yüzümüz. Umarım otomasyonla ilgili sizlere güzel bir bilgi verebilmişizdir. Sizlere güzel bir hafta diler, güvenli yaşamlar dilerim. Mutlu kalın.